Tam bu süreçler yaşanırken ülke ocakları içerisinde de bir gerilim söz konusuydu. 2019'da yani bu saldırıların da olduğu dönemde ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'ti. Sinan Ateş tam 2019'da göreve getirildi Devlet Bahçeli tarafından ve çok kısa bir süre o koltukta oturabildi. İddiaya göre 2020'de Devlet Bahçeli bir sağlık sorunu yaşadı ve bu sağlık sorunu sırasında bir toplantıda Sinan Ateş'in Devlet Bahçeli'den sonrasını düşünmek zorundayız. MHP için ne yapılacağını düşünmek zorundayız gibi bir söz söylediği rivayeti kulaktan kulağa yayıldı. Devlet Bahçeli iyileştiğinde bu sözler onun kulağına geldi ve 2 Nisan 2020'de Sinan Ateş'i görevden alıp yerine Ahmet Yiğit Yıldırım'ı getirdi. Bundan sonra ülke ocakları içerisinde bir gerilimin arttığını görüyoruz. Çünkü bir anlamıyla arada tam bir politik bir farklılık da söz konusu. Birinci farklılık şu, Sinan Ateş daha çok Atatürkçü çizgide AKP ile kurulan Cumhur İttifakı'nın harekette bazı zararları olduğu konusunda görüş beyan eden bir isim. İşte nutuk dağıtıyor ücretsiz okullara, Atatürk vurgusu yapıyor, Atatürk yönelik eleştiriler olduğu zaman AKP çevresinden buna sert yanıtlar veriyor. Ve yani MHP'nin Cumhur İttifakı'nda, AKP ile ittifakında uyumsuz bir noktaya da dokunuyor. Ama MHP ile bir problem yok. MHP içinde çalışmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli'ye bağlılığını sürekli ifade ediyor. Ahmet Yiğit Yıldırım ekibi ise, yani ondan sonra bu koltuğa oturan kişi ise Cumhur İttifakı'na daha bağlı, daha Türk İslam sentezci yönü ağırlıklı olan bir isim olarak tarif ediliyor. Yani bu anlamda politikte bir ayrım söz konusu. Ama Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'ndan alındıktan sonra MHP'den vazgeçmiyor. İYİ Parti'ye gidenlere ağır sözler söylemeye devam ediyor. Bir yandan da Anadolu'yu gezerek, Türkiye'yi gezerek ve MHP içindeki faaliyetlerini, bağlantılarını da sürdürerek siyasi yol çiziyor kendisine. Bu da hem Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nda hem de MHP'de bir rahatsızlık yaratıyor. Sinan Ateş'e yönelik bir tepki yaratıyor. Gerilimin ana nedenlerinden biri bu olduğu ifade ediliyor. Ve aslında göz göre göre yaşanan bu süreçte, yani bu gerilimde çok büyük ipuçları var. Orhun Haber diye Ülke Ocakları tarafından yönetilen bir haber sitesi var. Ve orada Sinan Ateş'e yönelik bir ihanet ateşi, yani Sinan Ateş'in ateşini kullanarak bir başka bir yazı yazılıyor. Orada Sinan Ateş'in FETÖ'cü olmakla suçlandığını görüyoruz. İşte ihanetle, fesat karıştırmakla, fitne çıkarmakla suçlandığına yönelik ağır bir yazı. 4 Mart 2022'de yayınlandı bu yazı. Ondan sadece 11 gün sonra Mersin'de aslında bu olaylara da temel oluşturacak çok vahim bir olay yaşandı. Sinan Ateş'e destek veren en önemli isimlerden biri eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'di. Çağrı Ünel, Sinan Ateş'le birlikte hareket ediyordu ve var olan, yani Ahmet Yiğit Yıldırım'ın liderliğindeki Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne karşı birlikte eleştiriler yöneltiyorlardı. Bu konuda da gerilim çok artmıştı. Özellikle eski Ülke Ocakları Başkanı olan, aynı zamanda Mersin Milletvekili şu an, MHP Mersin Milletvekili, onunla arasında da ciddi bir gerilim vardı. Şimdi Mersin'deki hikayeyi iyi incelersek, Mersin'deki saldırıyı iyi incelersek bugünün ipuçlarını da bulacağımızı düşünüyoruz. Çünkü 15 Mart 2022'de bir bankadan para çeken Çağrı Ünel'in çevresini 10 kişi birden sardı. Ve ilk başta bıçaklı saldırılar dediler, bu da saldırı dediler ama bıçaklı bir saldırı değildi. Tekme ve yumruklarla Çağrı Ünel'i darp etmeye başladılar. Çağrı Ünel de silahını çekti ve ateşi açtı. Ve Emrullah Kaplan isimli bir genci, Ülke Ocakları'ndan bir genci öldürdü. Sırtından giren kurşunla öldüğü ifade edildi iddianame. Peki, şimdi burada en temel soru şu. Böyle bir olay yaşandı. Bu organizasyonu kim yaptı? Yani daha önceki anlattığım saldırılardaki gibi bu kez bu saldırıyı azmettirenlere gidilecek miydi? İddianameyi gördüğümüzde Tolga Şardan da yazdı. Büyük bir hüsrana uğradık. Çünkü bu 10 kişinin, işte şunu biliyoruz, Ülke Ocakları üyesi gençler bunlar. Ve Adana, Osmaniye çevresindenler ve Mersin'e saldırı için 3 araçla geliyorlar. 3 ayrı araçla geliyorlar. Aynı otelde kalıyorlar Mersin'de. Ve nasıl oluyorsa yerini, Çağrı Ünel'in yerini çok kolay bir şekilde tespit ediyorlar. Ve saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Ama iddianamede ne onların Ülke Ocakları üyesi olduğu var,
ne MHP ile bir bağlantı kuruluyor, ne HTS kayıtlarından bir sonuca gidiliyor, ne de azmettirici aranıyor. Yani tamamen üzerin kapatılmasına yönelik, tamamen arkadaki tabloyu gizlemeye yönelik iddianameler bunlar. Ama artık ortada bir cinayet var ve cinayetin olduğu yerde büyük gerilim artıyor. Çünkü Mersin Ülke Ocakları Çağrı Yünel'in tutuklanmasından sonra, yani o saldırıdan, o cinayetten sonra yaptığı açıklamada FETÖ'cü hainin tetikçi katili diyor Çağrı Yünel için ve FETÖ'cü hain diyerek kastettiği kişi de Sinan Ateş. Aynı zamanda Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da çok sert açıklamalar yaptı bu cinayetten sonra. Artık gerilim kontrolden çıkmıştı. Sinan Ateş de çok ciddi bir şekilde tedirgindi. Artık kendisine yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu düşünüyordu. Ülke Ocakları içinde de bunun çok konuşulduğunu, MHP içinde de çok konuşulduğunu biliyoruz. Nitekim Efendi Barutçu isimli MHP'nin içinde yetişmiş bir kişi Devlet Bahçeli'ye açık mektuplar yazıyor sürekli bir internet sitesinde. Orada yazdığı bir yazıda kanın durdurulması gerektiğini, çok kan akacağı uyarısı yapıyor ve Devlet Bahçeli'ye Ahmet Yiğit Yıldırım'la Sinan Ateş'i kucaklaştırıp bir fotoğraf vermesi ve bu kaosun bitmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani Kırmızı Pazartesi devam ediyor. Artık köşe yazılarında bile bu anlatılıyor. Ama bitmiyor tabii. Bu gerilim bitmiyor. Bir dönem Sinan Ateş'in çok ciddi bu saldırı tehditleri nedeniyle yurt dışında yaşadığı iddia ediliyor. Bu Balkan ülkesine gitti. Bir süre orada kaldığı iddiası var. Ama daha sonra geri dönüyor. Ve geri döndüğünde de bir şekilde siyasi faaliyetlerine devam ediyor. Peki bu siyasi faaliyetlerine devam ederken tehditler devam ediyor mu? Fazlasıyla devam ediliyor. Örneğin Iğdır'a gittiğinde Iğdır'da işte Karadeniz'de, Güney'de her tarafta bu gezileri yapıyor. Iğdır'daki gezisinden sonra oradaki sosyal medya paylaşımlarını görüyoruz ki bunların çok fazla örneği var. Hainlerin tepelerine binelim emrederseniz diye Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne sosyal medyadan mesajlar gönderiliyor. Aynı zamanda Sinan Ateş'le görüşen İki MHP'li saldırıya uğruyor, ciddi saldırıya uğruyor Iğdır'da. Yani bu tekrar o noktaya gelirsek artık bu son günlere, 2022'nin son günlerine yaklaştığımızda Sinan Ateş etrafında bir çemberin oluşturulduğunu, bir saldırının an meselesi olduğunu düşünüyor. Ve Fatih Altaylı'nın haberine göre kalemimi kırdılar, her an her şey olabilir, bana haber geldi diyor. Ve o sırada sosyal medyadaki hesaplardan, ülkücü kişilere ait hesaplardan daha sonra silinecek, cinayetten sonra silinecek paylaşımları görüyoruz. Yani orada çok açık bir şekilde Sinan Ateş'e dar sokaklarda gezme, işte arkandayız, yani her an başına bir şey gelebilir. Yani bunlar tehdit anlamında söylüyorum. İşte kolpa Sinan gibi, yani böyle tehdit içeren, her an kendisine yönelik bir saldırı olabileceğini gösteren örnek paylaşımlar var sosyal medyada. Şimdi bu noktaya geldiğimizde zaten artık tablo netleşiyor. Ve artık bir anlamda bu cinayetin altındaki hem şiddet sarmalını hem de gerilimi görebiliyoruz. Mersin'de zirveye çıkan, Mersin'deki saldırıyla zirveye çıkan gerilimi görebiliyoruz. Ama cinayet anı tabii ki çok önemli. Şimdi daha önceki saldırılardan bir fark var. Önce şunu anlatalım. Sinan Ateş nasıl öldürdü? Sinan Ateş'in Çukur Ambar'da, Ankara'da, yani Ankara'nın en işlek caddelerinden biri, adımbaşı kamera olan, polis olan bölgesinde bir ofisi var. Bir avukatla ofisi paylaşıyor. Ve tehditlerden dolayı da Sinan Ateş, Selman Bozkurt isimli arkadaşıyla sürekli geziyor. Ve Selman Bozkurt bu sırada silahlı, belinde silahla geziyor. Orada bahsettiğimiz Çukur Ambar'daki ofisten çıkıyorlar ve bu sırada bir motosiklet orada bekliyor. Ve o motosikletten arka tarafta duran kişi ateş açıyor ve yani çok sayıda mermi sıkılıyor. Ve örneğin şunu biliyoruz. Sol bacağından bir, sağ bacağından iki, Sinan Ateş için söylüyorum. Karnından ve çenesinden girip boynundan çıkan bir kurşunla vuruluyor ve olay yerinde ölüyor Sinan Ateş. Selman Bozkurt da sırtından girip omzundan çıkan bir kurşunla vuruluyor. Şimdi tetikçiler buradan hemen kayboluyorlar. Bu zaten en önemli temel soru işaretlerinden biri. Her zaman her cinayette en temel, ilk bakacağımız yer olay yeri. Olay yerinde nasıl yakalanmadılar? Adımbaşı kamera olan, çok sayıda polisin görev yaptığı, siyasetin de özellikle AKP döneminden sonra siyasetin de yerleştiği bu bölgeden nasıl çıkabildiler? Görülüyor o ki bu konuda hiç zorlanmamışlar. Tabii bundan sonra, tam bu cinayetten sonra biz hepimiz duyduğumuzda bir siyasi cinayetin dehşetini yaşadık mutlaka. Ama iktidarda
çok garip bir sessizlik. Cumhur İttifakı'nda ve MHP'de yani ve AKP'de ve sarayda çok garip bir sessizlik ortaya çıktı. Şimdi aslında bu saldırıdan, yani bu cinayetten bir sonraki en önemli nokta ne dersek bu sessizlik olarak tarif edebiliriz. Çünkü düşünün, Sinan Ateş önemli bir siyasi figür. Sinan Ateş MHP'nin içinde büyümüş bir figür. Sinan Ateş'in babası 80 öncesi ülke ocaklarında olmuş ve vurulmuş adlattığına göre bir isim. Yani tabanda karşılığı olan bir isim, ülke ocaklarında karşılığı olan bir isim ve o öldürülüyor. Bakıyorsunuz MHP'de genel merkezinde hiçbir açıklama olmuyor. Yılbaşı kutlamaları, yani yılbaşı kutlama mesajları paylaşılıyor ama Sinan Ateş'in hakkında hiçbir paylaşım yok. Bakıyorsunuz ülke ocakları, genel merkezinde ülke ocaklarında hiçbir paylaşım yok. Bakıyorsunuz saraydan bir paylaşım yok ve bakıyorsunuz günler geçiyor, 5 gün geçiyor. Her konuda konuşan Süleyman Soylu'dan hiçbir ses yok. İçişleri Bakanı'ndan hiçbir ses yok. Yani böyle bir cinayetle ilgili İçişleri Bakanı konuşmadı deseniz zaten bu çok şey anlatır. Veya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Sinan Ateş demedi, bununla ilgili hiçbir tek kelime etmedi deseniz bu çok çok önemli bir veridir herkes için. Ve bu veri de tabii ki bir karşılık bulu toplumda. Öykücüler arasında da MHP arasında da çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Şimdi benim edindiğim bilgilere göre MHP'nin içi kaynıyor bu anlamda. Ülke ocaklarının içi de kaynıyor. Yani Sinan Ateş'in öldürülmesinin çok ciddi siyasi sonuçlarının olabileceği hem MHP için hem ülke ocakları için söyleniyor. Yani artık diyorlar ki Sinan Ateş cinayetinden sonra ve bu sessizlikten sonra, ben buna kurtların sessizliği diyorum. Bu sessizlikten sonra MHP'de hiçbir şey eskisi gibi olmaz tespitleri çok fazla yapılıyor.